Ve yılın en iyi dijital köşe yazarı Sayın Yeşil Mutlu. Artık dijital dünyaya tamamen bir geçiş oldu herhalde, değil mi? Belki de bununla ilgili bir iyilik edelim. Lütfen. Öncelikle bugün özel, güzel geceyi düzenleyen Hülya'nın ve Nelen'e teşekkürlerimi sunuyorum. Çok değerli bir konuya dikkat çekiyorlar. Hem kadın aşıcı ve çocuk istismarı. Aslında günümüzde bunlar artık konuşuyor olmamız gerekiyor. Çünkü pandemiyle birlikte bir yeni dünya düzenine geçtik. 15 yıl önce ben dijital içerik üretirken kimse sosyal medya ile ilgili haberciliği konuşmuyordu. Bugün konvansiyonel basın dediğimiz yasada basın bir dijital medyayı bıraktı. Ben de bu gece bunun ile ilgili ödül alıyorum. Özellikle buradan da sosyal medyanın sizler de tek ricam var. Lütfen iyileştirici ve güven dolu yönünü kullanın. Bugünkü de olduğu gibi paylaşımlarınızda çocuklarla ilgili konuya dikkat çekerken lütfen güzel sevgi dilini kullanalım. Diğer konularda dikkat edelim. Çünkü en özgür yanımız sosyal medyamız ve çok heyecanlıyım. Çok gerçekten bu çocuk annesiyim. Çocuklar söz konusu olduğunda, kadınlar da söz konusu olduğunda çok duygulanıyorum. Lütfen her zaman sosyal medyanın iyileştirici bir cümle konuşalım. Az önce Esma hastası çocuklar için söylediği gibi size de çok teşekkür ediyorum. Çok çocuğumuz vardı desteklediğiniz. Ben her zaman sosyal sorumluluk projenin içinde oldum. Her zaman köşeyi açtım. Birçok böyle projenin içinde bulundum. Ve bunları asla göstermedim. Yapın, sosyal medyada lütfen çoğaltın, paylaşmaktan çekinmeyin. Çünkü her içeriğiniz çok değerli. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Sosyal medyada batmak sizsiniz. Ve bunu nasıl içerik üretirsiniz? O yönde bilgi akışı sağlarsınız. Teşekkür ederim. Sevgiler, kalbiler. Başarılarınızı devam ediyoruz. Evet. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Çok efendim, çok teşekkür ederiz efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Yeşim Mutlu ben. Haberler ve Milliyet'te komutere'de dijital köşe yazarıyım. Aynı zamanda ünlü yazar ve fotoğrafçı olarak hayatıma devam ediyorum. Çok da güzel yapıyorsunuz. Geceyle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Geceyle ilgili çok açıkçası heyecan verici bir gece olduğunu düşünüyorum. Birçok iş dünyası ve sanat dünyasını ağırlıyor. Çok zor zamanlardan geçiyorsunuz hem ülke olarak hem dünya olarak. Hepimizin de güzel enerjiye ve güzel anlara ihtiyacı vardı. Dolayısıyla da bu gece bu heyecanı yaşattı bize. O yüzden çok değerli. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Görüşürüz.